Merhabalar. YouTube'a ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda takı örmek isteyenler için birkaç püf noktası anlatmak istiyorum. Boncuklarla yapacağız takıları. Şimdi böyle bir boncuğumuz var ve bir önceki videomuzda bu şekilde sık iğneden bir kalp örmüştük ve daha sonra aynı sayılarla ipe boncuk geçirerek boncuklu bir kalp örmüştük. Bunu takıya uyarlarsak da aynı teknikle şimdi sık iğne, boncuklu sık iğne ve yine boncuklu sık iğne ile bunu yapmıştım. Bunun videosu yok şu anda. Bu çalışmayı yapacağız. Bu biraz büyük olduğu için bileğim çok ince benim. O yüzden biraz <laughs> çok büyük durdu. Bunu küçük boncuklarla örersen daha iyi olur diye düşünmüştüm ve şu an onun da hem kolyesini yapıyorum hem de bilekliğini yapacağım bu da daha ince bir boncukla ve daha ince bir iple şöyle takayım böyle taktığım zaman en azından daha kibar görünecek şimdi bunu kolye yapmak için uzatıyorum o yüzden bileklik için biraz büyük bir sonraki videoda dilerseniz bu takıyı da yapabiliriz ama ben şimdi bunu büyük boncuktan yapacağım. Yani bundan yapacağım. Sadece boncuğumuz küçük bunda. Yani boncuğunuz küçükse ipiniz ince olmalı. Ee, bunu 22.05 milimle mm örüyorum. Ee, boncuk kalın ve büyük olursa da yine ona göre ipinizi de kalınlaştırabilirsiniz. Şimdi bundaki teknikle bundaki teknik biraz farklı. Şimdi bunun tekniğini pembe boncukla öreceğim ve ikisi nasıl duracak ona bakacağız. Buyurun başlayalım. Örmek istediğiniz takıda boncuklarınız eğer bu şekilde ipte ise ipten ipe geçirmeyi aktaracağım. Eğer bu şekilde tane tane ve yerdeyse onları mecburen iğne ile ipe almak zorundasınız. Şimdi ben bu iple örgü öreceğim ve boncuklarımı bu ipe aktaracağım. O yüzden her daim bağlama kısmını bundan yapıyorsunuz. Bunu bu şekilde bırakıyorum. Üzerine örmek istediğim ipi bırakıyorum ve boncuklu ipe buradan bir tane düğüm atıyorum. Ve sıkıştırıyorum. Ve şimdi boncuklarımızı diğer tarafa aktarabiliriz. Belirlemiş olduğum herhangi bir sayı yok. O yüzden bir miktar boncuğu bu tarafa aktarıyorum boncuklarımızı geçirdikten sonra bu şekilde iki asıldığınız zaman bu size kalıyor burada da bir tane düğüm oluşuyor şimdi örgümüze geçebiliriz 7 tane Bence ideal diye düşünüyorum 7 tane boncuğumu alıyorum. Aslında şu an bunda boncuk saymanıza gerek yok çünkü zaten herhangi bir desen koymayacağımız için tüm hattı pembe boncukla dolanıyoruz ve o yüzden sıra saymamıza gerek kalmayacak. Sihirli halka yapmıyorum. Şöyle bir sabitleme yapıyorum. bir zincir çekiyorum bunu kullanmayacağım orada duracak sadece birleştirme amaçlı 7 tane boncuğumu alıyorum ve normal zincir çekiyorum ama arasında boncukla bu şekilde birinci zincirim ikinci zincir 3 4 5 6 ve 7. 7 tane zincir yaptıktan sonra buradaki o bir zincirimle birleştiriyorum. Şimdi sadece boncukların sol kenarlarına batarak devam edeceğiz. 7 boncuk alıyorum. Bu ikinci katımız oluyor. İlk birinci sıramızı tamamladık. Boncuğun sol tarafına batıyorum ve bunu kaydırıyorum. Bir boncuk alıyorum. Sahte sık iğne kullanıyorum burada ve çekiyorum. Boncuğun sol tarafına batıyorum boncuk alıyorum. Bu boncuğunuz şu alt kısımda kalmamalı. Ördüğümüz zaman şu üst kısımda kalacak. Ve çekiyorum. Tekrar sol kısmına batıyorum. Boncuğum hep sağa doğru. Bir boncuk alıyorum. Normalde sıkı iğnemiz çıkarttıktan sonra şöyle yapıyorduk biliyorsunuz bir de. Şimdi bunu yapmıyoruz. Batıp ipi aldığımız zaman direkt buradan da çıkarıyoruz ve sıkıştırıyoruz. Boncuğun soluna batıyorum. Bir boncuk alıyorum. Ve ipi aldığım zaman hemen diğerinden de çıkartıyorum. Yani e, tam değil, yarım sık iğne yapmış oluyorum. Sahte sık iğne olarak da bakabilirsiniz. Şu an ikinci sıramız da bitti. Şimdi 7 boncuk daha alıyorum. Üçüncü sıramızı da yapalım. Şöyle bir duruşuna bakalım. Hem de bir kez daha tekrar etmiş oluruz. boncuğun sol kısmına batıyorum diğer boncuğu oraya bırakıyorum ve bir kere de Chico. Üçüncü sıramız da bitti. Şimdi ördüğümüz zaman artık yukarılara çıktıkça simetrisi düzelecek. Bunu bu şekilde sola batarak istediğim uzunlukta devam ediyorum. Herhangi bir artık boncuk saymama gerek yok. Zaten yoktu. Ama hani 7 boncuk olarak aktarmak istedim. Bundan sonra normal boncuk sayınızı alabilirsiniz. Ya da sırayı takip etmek için yani sayı ile gidebilirsiniz ya da tamamen birikim yapıp elinize dönüş yapabilirsiniz dönmeye devam edebilirsiniz şu boncuğun altta olmamasına özen gösterin Çünkü her daim üstte kalmalı yeni boncuğunuz bunu aldığımız zaman ve bakın altta değil şu şekilde üstte olacak ve bunu sıkıştırdığımız zaman da tamamen ardı ardına kilitlenmiş olacak. Biraz e, 3-4 sıra olduktan sonra artık gerisi çok kolay devam ediyor. Eğer boncuklarınız renkli ve e, parlaksa mesela küçükse bazen gözünüz yanılabilir. Eğer öyle bir durumda arada sırada boncuklarınızı saymakta fayda var Yani şunu ördük 1 2 3 4 5 6 7 Bazen bu 8 olabilir ya da 6 olabilir yani bir yerde atlamış ya da bir yere çift batmış olabilirsiniz Eğer parlak ve şeyse tabi hani gözünüzü alıp da yanlış battıysanız Arada sırada kontrol etmenizde fayda var diyorum. Örmek istediğim uzunluğa kadar bu şekilde devam ediyorum. Bittikten sonra görüntüsünü daha net bir şekilde alabiliriz. Devam ediyorum. Sık iğne yaparak kapatabilirsiniz ya da direkt ipi kopartabilirsiniz ama en sağlıklı bu şekilde bir sonlandırma işlemi olacaktır yine boncuğun sol tarafına batarak sık iğne ile burayı kapatıyorum Şimdi de diğer boncuğumuzu kapatıyorum. Bunu bitirdim. Yine aynı şekilde sık iğne yaparak boncuksuz bir şekilde burayı sonlandırıyorum. Birleştirme noktalarında kolye ucu aparatı kullanabilirsiniz. Bu şekilde kolye uçlarım var. Hangisi olacak şu an bilmiyorum. Şöyle bir dökelim. Hem size modelleri aktarmış olayım. Şu an elimdeki boncuklar bunları jü tiplerde veya kalın hala tiplerde kullanabilirsiniz büyüklük olarak şu an boncuğumuza yeterli ama bir takı olarak belki büyük gelebilir bahsettiğim gibi bileğim çok ince olduğu için ben de bu tarz şeyler biraz kalın duruyor yine bu tarz var mesela Bunları yapacağınız e, işlere göre veya kolye kalınlıklarına göre seçebilirsiniz. tuhafiyeden temin edebilirsiniz. Bu da oldukça büyük. Mesela bunu çıkartıp bu şekilde bir kapama işlemi yapabilirsiniz. Şimdi henüz montajını yapmıyorum. Ve buradan da tekrar içeriden halkamızı geçirip böyle bir kolye aparatı takacağız. Hangisi güzel olursa ona göre sonlandırabilirsiniz. Şu şekilde kenarları boş olanlar ve halka takabileceğiniz bölümler de var. Halkalı olanlar ve halkasız olanlar. Bu da mıknatıslı bir kapama işlemi. Yani buraya yapıştırarak monte ediyorsunuz ve kolyenizi taktığınız zaman bunu kolye olarak yaptım kapatabiliyorsunuz bu şekilde yine şöyle bir modelim var bu da mıknatıslı bunu da bu şekilde giydirme yapmadan bunu şuraya monte ediyoruz ya dikiyoruz ya da halkayla kapatıyoruz. Daha sonra ikisini şöyle yapayım. Bu şekilde birleştirebiliyorsunuz. Ama e, bu biraz bunun için fazla abartılı olur. Daha spor görünmesi için bu da mıknatıslı bir modelimiz. Diğeriyle aynı. Yine mıknatıslı. Bu şekilde dikim yaparsak daha hoş duracaktır. Şöyle. <laughs> Ama en şık şu an bu olduğunu düşünüyorum. Yine sarısı var, bakır rengi var. mıknatıslı. Halkalarım var. Bunlarla son birleştirmelerini yapacağız diğer uzun takalarda kullanmak için böyle bir aparatım var Umarım güzel takılar yaparsınız, bileklikler, kolyeler, hal-hallar örebilirsiniz. Çok zevkli, çok eğlenceli bir çalışma. İstediğiniz her yere götürüp örebileceğiniz bir çalışma. Günde 3 tane bundan yapabilir, e, günde 1 tane bu kolyeden yapabilir ve satabilirsiniz. Oldukça da pahalı ürünler satış yapmak isteyenler için böyle bir video çektim. Umarım faydalı olmuştur. Video sonu değerlendirmemize gelirsek böyle bir kalp örmüştük sık iğneden. ve daha sonra aynı işlemlerle, aynı sayılarla boncuk ekleyerek yani boncuklu sık iğne ile bu kalbi örmüştük. Daha sonra bunun videosu yok. Aynı sık iğne tekniğiyle yani bununla bu bilekliği örmüştüm. Şimdi bu da yarım sık iğne olarak size ikisi arasındaki farkı göstermek istedim. Duruşları olarak birinde sıralı bir duruş varken birinde de bal peteği gibi bir duruş var. Sertlik olarak bu daha sert. bu daha esnek. Yani şu hiç kapama işlemi yapmadan direkt karşılıklı bu şekilde dikerek bileklik olarak kullanabilirsiniz. bileğinize girip çıkması daha kolay olur belki burayı birleştirebilirim. Diğer kapama işlemlerinde de ben şu an elimdeki ürünleri kullandım. Bu biraz büyük yani daha çok böyle aparat bir sap kısmında kullanılacak şekilde güzel bir dekor ürünü oldu. Bunu başka bir yerde yine değerlendirebiliriz. Videomuzu da kalın boncukla aktarmak istedim ki daha net görebilelim veya daha dokuya veya duruşa bakabilelim diye. Bu da en küçük kum boncuklarımızdan. Gece kıyafetleri için uygun bir tasarım olduğunu düşünüyorum. Yine uçlarını açık şekilde kullanıp burasına bir aparat takıp uzun bir şekilde inen kolye olarak da kullanabilirsiniz. Bu şekilde bir kolye olarak da gece kıyafetlerinizde ya da klasik kıyafetlerde çok güzel kullanılabilir diyorum. Umarım beğenmişsinizdir ve faydalı bulmuşsunuzdur. Çok güzel takılar elde edeceğinizi düşünüyorum. Bu teknikle aslında zor olmayan bir tekniği sizinle paylaşmak istedim. Yeni gelen izleyiciler için hoş geldiniz diyorum Ve şu an takipte olan izleyicilerim için de umarım beğenmişsinizdir ve takipte kalın diyorum abone olup bildirim zilini açarsanız çok sevinirim, çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle çok sevin, çok sevelin, hoşçakalın.